Arkadaşlar, bu Mort Read kitabını ne kadar sevdiğimi ve çoğu zaman da derslerimde kullandığımı artık biliyorsunuz. Kitabın belki de en zor metni olabilir bu. 41. metin, The Qualities We Prize in Our Children diye bir metin. Metin arkadaşlar, net bir şekilde söyleyebilirim ki C2 seviyesinde. Okurken insan cidden kayboluyor ve birçok öğrencim de son dönemde özellikle bu metnin bir analizini istedi benden. O yüzden bu metni sizlerle paylaşmayı, metnin analizini sizlerle paylaşmayı uygun buldum. Hadi hazırsanız başlayalım. Şimdi oldukça zor bir metinle karşı karşıyayız arkadaşlar. Birazcık uğraştıracak bizi bakalım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Şimdi diyor ki, "The qualities we prize in our children." Yani çocuklarımızda prize ettiğimiz, yani el üstünde tuttuğumuz, olmasını istediğimiz, kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz nitelikler, qualities. Burada bir tane relative clause reduction'ı var sevgili arkadaşlar. Özür dilerim, reduction değil, omitting var burada bir tane. Neydi omitting? Şu kısım, şuradaki clause. Ardından geldiği ismi niteliyordu arkadaşlar. Yine ben önemli olan konuları sağ üst köşede paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Eksik konularınız varsa oradan izleyebilirsiniz. Şimdi diyor ki, "A recent international study has shown some surprising and apparently contradictory results on the question of the priorities parents around the world have when raising their children." Şimdi cümlenin kompleksliğine bakın arkadaşlar. A4 kağıdına 2 satırlık, takriben 9,5 puntoda yazılmış bir metinde 2 satırlık bir cümle. Şimdi bu cümlede zorluğu yaratan şey, "A recent international study has shown," nesne geliyor bakın, "some surprising and apparently contradictory results on the question of the priorities," kısmı upuzun bir nesne. Show fiilinin nesnesi bu. Bir kere burayı bir çözmemiz lazım. Ardından burada bir tane relative clause omitting'i var yine. "Priorities that parents around the world have" kısmı. Yani şu kısımla şu kısmı niteleyecek. Hatta ve hatta relative clause'u da bir adverb clause reduction'ı, yani bir participle clause ile birlikte nitelemiş. Bu da bunu niteliyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bunları parça parça çevirelim. Ondan sonra da hepsini birleştirelim. Şimdi cümle şunu diyor bize. "A recent international study has shown." Son dönemlerdeki bir uluslararası araştırma bize gösterdi ki, neyi gösterdiğini şimdi bir anlayalım. "Surprising and apparently contradictory results." Bazı şaşırtıcı ve apparently dediği görünürde contradictory results, contradictory de çelişkili demek. Bazı şaşırtıcı ve görünüşte çelişkili bir takım sonuçlar gösterdi. Şimdi bu şaşırtıcı ve görünüşte bir takım görünüşte çelişkili sonuçlar neye ilişkinmiş? On the question of the priorities'e ilişkinmiş. Priority demek arkadaşlar, öncelik demek. Öncelikler sorusu üzerine, on de diyor, öncelikler sorusu üzerine bir takım görünüşte çelişkili ve şaşırtıcı sonuçlar göstermiş bu çalışma. Peki bu priorities'i dedik ki parents around the world ile niteleyecek. Şimdi burayı ekliyorum arkadaşlar. Parents around the world have ile niteleyecek, özür dilerim. Dünyanın etrafındaki ebeveynlerin have sahip olduğu öncelikler sorusu üzerine görünüşte bir takım çelişkili ve şaşırtıcı sonuçlar gösterdi. Sonrasında when'i ekliyorum arkadaşlar. When'li kısmı. "When raising the children," çocukları yetiştirirken
Raise children, çocuk yetiştirmek demek. Şurayı bir temizleyeceğim. En son toplayarak geliyorum. Çocukları yetiştirirken, hatta şöyle başlarız. Son dönemlerde yapılan bir araştırma, uluslararası bir araştırma. Çocukları yetiştirirken, ebeveynlerin, dünyanın etrafındaki ebeveynlerin sahip olduğu, burası arkadaşlar priorities'i niteleyecek, sahip olduğu öncelikler sorusu üzerine, görünüşte çelişkili ve şaşırtıcı bir takım sonuçlar gösterdi. Çocuklarını geliştirirken dünyadaki ebeveynlerin sahip olduğu öncelikler sorusu üzerine görünüşte çelişkili ve şaşırtıcı bir takım sonuçlar gösterdi. Bir son dönemlerde yapılan uluslararası bir araştırma. Cümleyi toparladıktan, çevirdikten sonra kendinize anlatmaya çalışın arkadaşlar. Bir araştırma varmış, çelişkili bir takım sonuçlar vermiş. Hatta şaşırtıcı bir takım sonuçlar vermiş. Önceliklere ilişkin bir takım sonuçlar vermiş. Öncelikler sorusuna ilişkin bir takım sonuçlar vermiş. Dünyadaki ebeveynlerin çocuklarını geliştirirken, çocuklarını büyütürken. Efendim, geçtik ikinci cümleye. While the survey shows that, while the, şimdi bir direct contrast yapacak, tam bir concession and contrast yapacak, yani zıtlık cümlesi yapacak. While the survey shows that, survey arkadaşlar research ile aynı anlama geliyor, study ile aynı anlama geliyor, araştırma, çalışma. Some virtues are universally prized, interesting regional and national trends emerge. When parents are asked to rate the importance of various qualities, they wish to instill in their children. Şimdi instill'i bir söyleyelim. Bir insanda bir duygu yaratmak, uyandırmak demek. Emerge, ortaya çıkmak demek. Şurada qualities'den sonra yine bir that var arkadaşlar. They wish to instill dediği. Rate, sıralamaya koymak demek. Prize, az önce başta söylemiştim. Değer vermek demek. El üstünde tutmak demek. Virtue da erdem demek. Şimdi cümle yine tabii ki kompleks bir cümle. Şöyle analizine baktığımda while'lı bir cümleyi, zıtlık veren bir cümleyi uzun bir takım of'lu tamlamalarla devam ettirmiş. While'ın içerisinde bir tane shows that diye noun clause var. Ve bunu da when'li bir cümleyle bağlamış. When'li cümlenin içerisindeki bir nesneyi de importance of qualities, various qualities'i de, various çeşitli demek bu arada, that'li bir relative clause'la bağlamış arkadaşlar. Yani iki tane adverb clause'um var, bir tane noun clause'um var, bir tane de relative clause'um var cümlenin içerisinde. Oldukça kompleks bir cümle. Şimdi ne diyormuş? Parçalarını ayıralım ve analizimizi yapalım. While the survey shows that, araştırma gösterirken, some virtues are universally prized, bazı erdemlerin evrensel şekilde el üstünde tutulduğunu bu araştırma gösterirken, interesting regional and national trends emerge. İlginç bölgesel ve ulusal trendler ortaya çıkıyormuş. When parents are asked, ebeveynlere sorulduğunda, passive voice var, to rate, sıralaması istendiğinde onlardan, askın öyle de bir anlamı var. The importance of various qualities, çeşitli bir takım niteliklerin önemini sıralaması istendiğinde ebeveynlerden bir takım ilginç bölgesel ve ulusal trendler ortaya çıkıyormuş. Qualities'den sonra that var dedik. Bunun relative clause'a bağlıyor şuraya. That they wish to instill in their children. Çocuklarında uyandırmak istedikleri, çocuklarında olsun istedikleri wish, bir takım çeşitli niteliklerin önemi ebeveynlerden önemlerini sıralamasını istediklerinde ilginç bir şekilde bölgesel ve ulusal trendler ortaya çıkmış. Hocam burada zıtlık nerede? Bazı erdemler,
bazı kişiye has özellikler uluslararası çapta el üstünde tutulurken ebeveynlerden çocukların da ortaya çıkmasına, çocukların da oluşmasını istedikleri bir takım niteliklerin önemi sıralaması istendiğinde bölgesel ve ulusal trendler ortaya çıkıyormuş. Yani bir takım özellikler insanlar için, bütün insanlar için tüm dünyada el üstünde tutuluyor. Fakat bir takım özellikler de bölgesel ve ulusal şekilde daha farklı addediliyor, daha çok isteniyor bölgeden bölgeye değişen şekilde diyor. Evet, 10 dakikada bir paragraf. Çok güzel. Zor bir metin arkadaşlar. İki cümle, tek paragraf bakın. Yani aşağı yukarı burada hani şöyle bir hesaplayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çarpı 1, 2, 3, 4. 4 ne yapar? 28, 56. Pardon, özür dilerim. 14, 12, 24, 48. Şurada da bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 48 artı 7, 55 tane kelime var. İki cümle, tek paragrafta arkadaş. Gayet zor bir paragraf. Ama bu bizi yıldırır mı? Hayır, devam ediyoruz. Devam ederken yine aynı ölçülerde, yine iki cümlelik ve yine tek paragrafı oluşturan iki cümleden oluşan bir kısımla karşı karşıyayız. Burada da diyor ki, "Parents around the world seem to agree that good manners, a sense of responsibility and respect for others are important qualities to teach their children." Bu çok zor görünmüyor. Şöyle diyor, "Parents around the world, dünyadaki ebeveynler seem to agree, görünüşte aynı fikirdeler," diyor. "That," neyle aynı fikirdeler? Noun clause başladı. "Good manners," yani adab-ı muaşeret, oturmayı kalkmayı bilmesi insanların, çocuklarının, "a sense of responsibility," bir çeşit sorumluluk bilinci, "and respect for others," ve diğerlerine karşı saygı, "are important qualities," önemli niteliklermiş dünyadaki bütün ebeveynlere göre, "to teach their children," çocuklarına öğretecekleri. Bundan sonra biraz daha zorlaşıyor. Diyor ki, "However, lakin, while West Europeans give," yine bir zıtlık cümlesi while'la arkadaşlar, "while West Europeans give all three qualities more or less equal importance, East Europeans and North Americans rate a sense of responsibility as by far the most important and relegate respect for others to third place," diyor. Şöyle, şimdi burada bir takım sözcükler var. Bunları bilmezsek hareket edemeyiz. More or less arkadaşlar, aşağı yukarı demek. Almost demek, roughly demek. By far derse, özellikle bu by far arkadaşlar süperlatiflerin önüne gelir. By far the most important demek, açık ara en önemli demek. Sense of responsibility, sorumluluk bilinci demiştik. Başka bir relegate var. Belli bir sıraya koymak, belli bir alt sıraya yerleştirmek demek. Başka da bir kelime görünmüyor. Relegate'ler ranki eş anlamlı tutabiliriz. Buradaki kontekst içerisinde arkadaşlar sıralamak gibi bir anlama geliyor. Relegate biraz daha olumsuz bir anlam taşıyor. Yani alt sıralara yerleştirmek gibi bir anlam taşıyor. Şimdi şöyle diyor. "However, lakin, while West Europeans give all three qualities more or less equal importance." Batılı Avrupalılar, Batı Avrupalılar. Bu üç niteliğe aşağı yukarı more or less equal importance, önem açısından eşit davransalar da, eşit önem verseler de, verirlerken bu üç nitelik neydi? Good manners, a sense of responsibility and respect for others'tı. Yani adab-ı muaşeret, sense of responsibility, sorumluluk bilinci, respect for others da diğerlerine saygı. Bunlara eşit ölçüde önem veriyormuş Batı Avrupalılar. Lakin while'la bağladığı için zıtlık yapıyor. East Europeans and North Americans, Doğu Avrupalı ve Kuzey Amerikalılar rate a sense of responsibility, sorumluluk bilincini rate ediyormuş. Yani sıralıyormuş. As olarak,
kendisinden sonra bir isim gelirse olarak anlamını katar diyorduk. As by far the most important, açık ara en önemli olanı olarak sıralıyormuş. And relegate ve aşağı yerleştiriyormuş, sıralıyormuş. Respect for others, başkalarına olan saygıyı to third place, üçüncü sıraya yerleştiriyormuş. Dolayısıyla ne oluyor? Good manners de ikinci sırada yer almış oluyor arkadaşlar. Peki, bunun da altından kalktık. Devam edelim. Üçüncü paragrafta bakalım bize ne gibi sürprizler yapacak Metin. Diyor ki, burada da galiba iki cümle, yok bu sefer üç cümle var. Allah razı olsun. Üç cümle, tek paragraf. Interestingly, a sense of imagination ranks the lowest priority worldwide, although West Europeans give the quality of flexible thinking twice the importance any other group does. Şöyle diyor, ilginç bir şekilde a sense of imagination, yani hayal etme bilinci, hayal etme fikriyatı ranks the lowest priority, az önce söylemiştik priority, önem demiştik, en düşük önemde yer alır worldwide, dünya çapında. Yani hayal edebilme özelliğini çok fazla önemsemiyorlarmış dünya çapında. Although, rağmen, West Europeans give the quality of flexible thinking, esnek düşünebilme niteliğine Batılı Avrupalılar twice the importance, iki kat daha fazla önem veriyormuş. Any other group does. Herhangi bir grubun, yani bu ülke gruplarının, bölgesel grupların verdiğinden iki kat daha fazla önem veriyormuş Batı Avrupalılar. Neye? Flexible thinking'e, yani esnek düşünebilme kabiliyetine. The Italians stress, vurgulamak demek arkadaşlar, the virtue of cultivating their youngsters' imagination. Gençlerinin hayal güçlerini cultivate edebilme, yani cultivate normalde tarım ürünlerini toplamak, tarladan hasat almak demek arkadaşlar, ama burada kullanabilme, onu geliştirebilme gibi bir anlamda kullanıyor. İtalyanlar gençlerinin imagination'ları, yani hayal güçlerini geliştirebilme erdemine vurgu yapıyorlar. More than most others surveyed. Relative clause reduction'ı var arkadaşlar burada. Şöyle aşağıya yazacağım. Which, özür dilerim, which olur mu? Groups, Italians who were surveyed olacak bu. Relative clause reduction'ını hatırlamayanlar yine ilgili dersime gidip hemen izleyebilirler arkadaşlar. Şurayı sileyim, alan açayım kendime. Şöyle diyor, İtalyanlar gençlerinin imagination'ları, hayal güçlerini kullanabilme, onu cultivate edebilme, geliştirebilme erdemlerine vurgu yapıyorlar. More than most other surveyed, diğer gruplar, araştırma yapılan, üzerine araştırma yapılan gruplardan daha fazla. With the exception of Switzerland, İsviçre hariç. Yani İsviçreliler de gençlerinin imagination'ları, hayal güçlerini cultivate edebilme, geliştirebilme, kullanabilme erdemine de İtalyanlar kadar vurgu yapıyorlarmış. Ama bunların dışındaki tüm gruplar onlar kadar yapamıyormuş, yapmıyorlarmış. Bu kadar önem atfetmiyorlarmış. The supposedly stead Swiss, supposedly demek arkadaşlar, bir zar, suppose zaten varsaymak demek. Supposedly, sözüm ona diye çevirebiliriz. Sözüm ona, state diye addedilen İsviçreliler. Şimdi burada state'in ben anlamını hatırlamıyorum. Bakmıştım, çok da önemli bir kelime değil ama hani bu düz kafa, hani böyle çok şimdi imagination'la ilgili bir şey anlattığı için burada da İsviçre, sözüm ona, state olan İsviçreliler prize imaginative youth, genç çocuklarının imaginative olmalarına, yani hayal güçlerinin gelişmiş olmalarına önem atfediyorlar diyor. Sözüm ona bilmem ne İsviçre'de. Bu da ne olur işte? Hani düz kafa, imagination'a önem vermeyen, hayal gücüne önem vermeyen gibi bir anlama geliyor olmalı arkadaşlar. State, hemen Oxford Dictionary'den ben bir bakayım. Onun da anlamını söylemiş olalım.
State. Diyor ki characterized by dignity and propriety, sedate. Yani sakin, böyle çok hani etliye sütlüye karışmayan gibi bir anlama geliyormuş. Bu uymuyor buraya. İkinci anlamına bakıyorum. Excessively conventional, bakın gayet uygun. Aşırı derecede geleneksel. And unimaginative ve hayal gücü olmayan, and hence dull ve dolayısıyla da sıkıcı insanlara state deniyormuş. Düz, düz adam, Sami'deki düz arkadaşlar, state. Geçtik dördüncü paragrafa. Etiket minded Belgians, yani etiket zihinli, etikete önem veren, başkalarının ne düşündüğüne önem veren o zihindeki Belçikalılar, Spaniards, İspanyollar and Greeks ve Yunanlar place, yerleştirdiler. The highest premium, en yüksek premiumu, en yüksek işte bölgeyi, sıralamayı politeness, kibarlık üzerine oluştururlar. While, iken, zıtlık verdiğine. The Danes and Swedes, Danimarkalı ve İsveçliler, put good manners lowest. Adab-ı muaşereti en düşük sıraya yerleştirirler. On the list. Şimdi good manners ile politeness aslında aynı şey arkadaşlar. Yani adab-ı muaşeret, doğru düzgün hareket etme. İşte politeness de kibarlık. Bunlar... zıtlığı o yüzden veriyor zaten. Danimarkalı ve İsveçliler en düşük sıraya yerleştirirken kibarlığı, etiket kafalı, etiket zihinli Belçikalılar, İspanyollar ve Yunanlar en üst sıraya yerleştiriyorlarmış. The newly capitalist Eastern Bloc countries are also rate good manners as relatively unimportant, perhaps because belki de şu yüzden, they are being confronted or faced with commercial competition for the first time. Şöyle diyor, yeni kapitalist olmuş Doğu bloğu ülkeleri also rate, aynı zamanda yerleştirirler, sıralarlar good manners, adab-ı muaşereti as olarak relatively unimportant, relatively görece demek, görece önemsiz olarak addederler, öyle bir sıraya yerleştirirler. Perhaps because, belki de şu yüzden, they are being confronted, onlar yüzleşiyorlar. Or faced with, bu da yüzleşmek demek. Passive voice'da arkadaşlar. Commercial competition for the first time. Belki de hayatlarında ilk defa ticari bir competition'la, yani yarışmayla yüzleşiyorlar. Şimdi tabi metin arkadaşlar 90'lı yıllardan alınma olduğu için Doğu bloğu ülkeleri hani commercial competition'la, ticari bir takım işte yarışmayla karşılaşmadıkları için daha öncesinde kibar olmalarına gerek yok. Ancak şimdi ilk defa bununla karşılaştıklarından diyor ki belki de o yüzden çok da fazla önem atfetmiyorlardır diyor. Together with the Swiss and Turks, İsviçreliler ve Türklerle birlikte, on the other hand, diğer taraftan, they, yani Doğu bloğu ülkeleri, prize the ability to communicate with others, diğerleriyle iletişime girebilme yeteneğin, özür dilerim, kabiliyetini, becerisini prize ederler. Yani yine el üstünde tutarlar, değer verirler diyor. Yani kibar olmaya çok fazla önem vermiyormuş Eastern Bloc ülkeleri. Çünkü bunların ilk defa hayatlarında ticari bir yarışmayla karşılaşıyorlarmış. Yani ticariden kastı şu, hani ticari bir competition'la karşılaşmayınca niye kibar olasın demeye getiriyor. Ama diğer taraftan da İsviçreli ve Türklerle birlikte de iletişim kurabilme becerisine önem atfediyorlar diyor. Beşte de the virtues of tolerance and respect for others are most highly regarded in Scandinavia, France, Britain, Switzerland and the Netherlands and Spain. Şöyle diyor, tolerans gösterme ve respect for others, diğerlerine saygı erdemleri, are most highly regarded, en fazla, en yüksek şekilde addedilir, regarded in Scandinavia, İskandinavya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Hollanda'da ve İspanya'da. Tolerans ve başkalarına saygı. This is not the case in Greece.
Bu Yunanistan'da böyle değildir. Mesele bu şekilde değildir. And the former Eastern Bloc nations ve eski former dediği önceki Doğu bloğu uluslarında böyle değildir. Which rate these ki bu ülkeler bu these'i yani toleransı ve respect for others'ı şu şekilde sıralarlar diyor as olarak being of lesser importance daha düşük önemde olaraktan sıralandırırlar. Germans, Austrians and Swedes esteem yine el üstünde tutmak prize ile aynı anlama geliyor. Personal independence kişisel independence'ı yani bağımsızlığı, kişisel bağımsızlığı el üstünde tutarlar. But the industrious French, fakat üretken, verimli Fransızlar hold the quality of conscientiousness at work. Onu da bağlamamız lazım. Conscientiousness at work dediği arkadaşlar işte vicdanlı olma yani yaptığı işi en iyi şekilde yapabilme niteliğini el üstünde tutarmış Fransızlar. Verimli, üretken Fransızlar. That is ki bu da şudur diyor. Ha açıklıyormuş zaten. Doing their work carefully and properly. İşini dikkatli bir şekilde ve düzgün şekilde yapmakmış. The quality of conscientiousness. More dear than any other European nations. Bu işini düzgün şekilde yapma meselesini arkadaşlar hold ediyorlar, tutuyorlar. More dear, daha önemli, daha el üstünde. Dear dediği sevgili diyoruz biz tabii ki de sıfat olarak kullandığında. Burada da zarf olarak hold something dear derse onu el üstünde tutmak oluyor. Diğer bütün Avrupalı uluslardan daha fazla önem atfediyorlarmış işini düzgün yapma niteliğine. Ama diğer taraftan Almanlar, Avusturyalılar ve İsveçliler kişisel bağımsızlıklarını çok fazla ön planda tutuyorlarmış. The responses in the industrialized nations of Sweden, Britain, yani endüstrileşmiş İsveç ve İngiltere uluslarındaki responslar yani cevaplar show gösteriyor. Perhaps bewilderingly. Belki de çok şaşırtıcı bir şekilde hatta böyle çok vurucu bir şekilde insanın böyle ne denir ona strikingly. Müthiş derecede şaşırtıcı şekilde demek. Bewilderingly. That şu şekilde belki de çok şaşırtıcı şekilde şunu gösteriyor diyor. Those nations give little importance to conscientiousness at work. Bu İsveç ve Britain'daki endüstrileşmiş uluslar işlerini düzgün yapma meselesine çok az önem atfediyorlar ve bu oldukça da bewildering diyor yani. Çok şaşırtıcı diyor. 7. As for, mesele şuna gelince demek. As for the qualities concerning relative clause reduction'ı var arkadaşlar. Which concern'ın kısaltması. Concern'ın iki anlamı var tabii. Onu söyleyelim. Birincisi endişelenmek. İkincisi ile ilgili olmak demek. Şimdi burada obedience, boyun eğme, kurallara uyma, and religious beliefs ve dini inançlar. Dini inançlara uyma diye çevireceğim ikisini beraber. Dini inançlara uyma ile alakalı niteliklere geldiğinde mesele. The results are also interesting. Sonuçlar yine oldukça şaşırtıcı. To start with, başlangıçta. Polite Belgians answered that. Kibar Belçikalılar şöyle yanıt verdiler diyor. That the non-clause başladı. For them, onlar için. Obedience, kurallara uyma, dini vecibeleri yerine getirme, onlara uyum gösterme, boyun eğme is among their paramount values. Onların en tepedeki nitelik değerlerindendir, arasındadır. Paramount dediği en tepedeki demek. This sentiment, bu duygu, bu hissiyat is shared to a lesser degree by the British, Greeks and Irish. Daha düşük bir dereceyle share edilir yani paylaşılır. Yani bu dini duygulara çok fazla, obedience duygusuna çok fazla önem atfetmezler diyor British, Greeks and Irish. İngilizler, Yunanlar ve İrlandalılar.
The Italians, according to their questionnaires, yanıtladıkları cevaplara göre, questionnaire dediği arkadaşlar, yazılı verilen anket metni işte, yazılı yanıtlarına göre İtalyanlar rank this very low, bunu çok aşağıda tutarlar, obedience yani kurallara uyma meselesini list ediyor. Second, ikincisi, to start with demişti şurada bir yerde arkadaşlar. To start with'i söyledi, şimdi second diyor. İkincisi, when rearing their children, rear children yine çocuk yetiştirmek demek. Çocuklarını yetiştirirken the Greeks, Turks and Irish, İrlandalılar, Türkler ve Yunanlar are alone in their emphasis, vurgularında yalnızdırlar. On instilling strong religious beliefs, kuvvetli dini inançları instill etme, yani karşısındaki insana yerleştirme, onda uyandırma vurgularında, çocuklarında bunları yeşertme meselesi gündeme geldiğinde en yüksek vurguyu yaparmış bu üç ulus arkadaşlar. En yüksek vurgu da alone'dan geliyor işte. Onlar yalnızdırlar dediği, en fazla vurguyu onlar yapıyorlar demeye getiriyor. 8. One of the primary difficulties the researchers faced, şurada bir relative clause deti var arkadaşlar. Omitting yapılmış. Araştırmacıların yüzleştiği primary difficulty'lerden bir tanesi, yani ana sorunlardan bir tanesi de was, şuydu diyor. Translating, çeviriydi. The questions, soruları çevirme zorluğu en büyük problemlerden bir tanesiymiş. As, çünkü as perfectly as arkadaşlar, kadar mükemmel possible dediği, olabildiğince mükemmel şekilde soruları çevirmek en büyük zorluklardan bir tanesiymiş araştırmacıların karşılaştığı. In order not to distort or misrepresent the results. Sonuçları yanlış bir şekilde temsil etmemek veya bozmamak, distort için soruların çevirilerini olabilecek en mükemmel şekilde translate etme araştırmacıların karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi olmuş. Imagination, yani bizde hayal kurma denen şey, örneğin for example can be translated into Dutch, Hollanda, Flemenkçe'ye şu şekilde çevrilebilir diyor, as olarak conceitedness diye çevrilebilir diyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Zaten asıl mesele de o değil, onun ne demek olduğunu bilmek değil. Anlatmaya çalıştığı şey, imagination sözcüğü Hollandaca'da, Flemenkçe'de aslında conceitedness'a tekabül ediyor demeye getiriyor. Birazdan bakarım anlamına. Perhaps, ve belki de bu, this explains why, belki de neden olduğunu şu şekilde açıklar diyor. The Dutch appeared to give imagination low priority. Bu da Hollandalıların imagination'a, hayal kurmaya neden daha düşük önem atfettiklerini göstermeye neden atfediyor göründüklerini açıklamaya belki de yardımcı olur diyor. Şimdi conceitedness diye okunuyor herhalde, bir bakacağım. Gururlu, fazlaca kendisini önem atfeden demekmiş arkadaşlar. Imagination'ın anlamı, yani hayal gücünün anlamı, Flemenkçe'de kendisine fazlaca önem atfetme gibi bir anlama geliyormuş. İşte bu yüzden Hollandalılar belki de buna fazla önem vermiyorlardır diyor 8. paragrafta. Ve son paragraftayız. The researchers also discovered that, araştırmacılar aynı zamanda keşfettiler ki, noun clause başlıyor, some qualities are so ingrained. Ingrain arkadaşlar bir şeye kazımak demek ya da içine işlemek demek. In some certain cultures. Bazı nitelikler bir takım kültürlerin o kadar çok işine işlemiştir
ki so that kalıbı bakın, so ingrained in certain cultures that they are taken for granted. Take for granted arkadaşlar, önemsememek, sanki hep oradaymış gibi, çok fazla kale almamak gibi bir anlama geliyor. O kadar kültürlerin içine işlemiştir ki bazı nitelikler çok fazla önemsenmezler demeye getiriyor. In other words, diğer bir deyişle, they are believed to be true without being questioned. Onlar soru sormadan, sorgulanmadan doğru olduklarına inanılır o niteliklerin. While others are given great emphasis, fakat diğerleri diğer taraftan muazzam derecede vurgu alırlar, önem alırlar. Others dediği some qualities'in diğer kısmı, diğer nitelikler. Fazlaca önem alırlar because, çünkü they are felt to be lacking. Onların eksik olduğu, lacking olduğu hissedilir in a particular society, spesifik bir topluluğun, özellikle bir topluluğun içerisinde onların eksik olduğu hissedildiği için onlara fazlaca önem atfedilir diyor. Evet, buyurun siyah ekrana geçelim arkadaşlar. Evet, metnin analizi bu şekilde sevgili arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Uzunca bir video oldu farkındayım ama metin de uzun. Yorumlarınızı benimle paylaşın. Sorularınız olursa paylaşın arkadaşlar. Eğer metin sizin seviyenizin çok üstündeyse bu videoyu bir nevi bir ileriye attığınız bir kanca gibi düşünebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.